Arkadaşlar merhaba, ben işte Hoca. Paragrafik kampında geldik 7. güne. İlk 4 günümüz biliyorsunuz dörtlü sorulardan oluşan denemeleri çözmekle geçti. Sonraki 2 günümüz 6. günümüz, yani dün itibarıyla 8'li soruları çözmekle geçti. Bugün 7. gündeyiz, yine 8'li bir denemeyle karşınızdayız. Oldukça zor, oldukça ikilemde bırakacak, iki şık arasında kalacağımız sorularla aşırı neşir oluyoruz. İnanıyorum ki görüyorum dönüşlerden. Çok güzel ama çok çok güzel faydası oluyor sizlere. O zaman kitabımızı hemen bir köşeye açıyoruz, bekletiyoruz ve hemen başlıyoruz. O zaman deneme 5'teyiz arkadaşlar. 8'li deneme. Kampın 7. günü. Başlasın. Evet arkadaşlar, denemeler geldi. Hemen başlayalım isterseniz. Vakit kaybı yok. Her saniye önemli. 8 soruyla çözeceğiz. 1 ve 2 metne göre çözeceğiz. Şimdi bu bir çoklu soru. Bu bir çoklu soru. Hemen ilk başta ilk soruya bakacağım. Bu parçaya göre diyor, şu el sanatlarımıza neden sahip çıkmamız gerekmektedir? Neden sahip çıkalım onu söylüyor. 2 de ne diyor? Hangisi partiye yakından durumlardan değildir? Şimdi ikinci soru olumsuz soru. Yani ben bu soru için tek tek şıklara bakacağım, metne bakacağım. Beni uğraştıracak olan soru ikinci soru. O zaman 2 ile başlamak zorundayım arkadaşlar. Çünkü ilk soruyu okurum, çözerim, anlarım. Eyvallah, sorun yok. Ceyhan, Bursa neyse işaretlerim. İkinci soru için bir daha okumam gerekecek. Bakın gelin arkadaşlar, bunu bir düzeltelim. Soru şöyle dursun. Önce 2'yi çözelim, sonra 1'i çözelim. Burada sıralama budur. Hangisi daha uğraştırıcıysa onunla başlamak lazım. Hemen başlayalım. Yaşam biçimlerimizin değişmesi diyor. Tamam, yaşam biçimlerinin değişmesi. Yaşam biçimleri. Güzel, eyvallah. Aldık hocam onu. El sanatlarımızın gittikçe yok olması. Gittikçe yok olma. Tamam hocam, onu da aldık. Eyvallah, sıkıntı yok. El sanatlarımızı korumak için ayrıntılı bir çalışma yapılması diyor. Korumak için çalışma yapılması. Güzel. El sanatlarımızla ilgili numunelerin toplanmaması. Numunelerin toplanmaması. Bu arada yapılmaması arkadaşlar. Çalışma yapılmaması, güzel. Ulusal belleğin oluşmaması. Tamam, ulusal bellek. Hepsi olumsuz neredeyse, değil mi? Yaşam biçimlerinin değişmesi, gittikçe yok olması, korumak için çalışma yapılmaması, numunelerin toplanmaması, değil mi? Ulusal belleğin oluşmaması, bunlar hep olumsuz şeyler. Hep bu yapılmıyor, şu yapılmıyor falan diye giden bir seriyi görüyoruz. O zaman vakit kaybı yok, hemen isterseniz metne geçelim. Yaşam biçimlerindeki değişim sonucunda el sanatlarımız adı inşaat, hatta giderek kaybolmaya başladı diyor, tamam. Yaşam biçimlerimiz değişti ve sonrasında el sanatları kaybolmaya başladı. Şimdi burada yakından durup el sanatlarımızın yok olması, değil mi? Bu cümleden bunu anlıyoruz biz, tamam. Ne yazık ki Türkiye'de bu sanatları korumak için şimdiye kadar kapsamlı bir çalışma yapılmamış. Tamam, kapsamlı çalışma yapılmadığını da söylüyor. Bakın soru ne kadar da rahatlıyor, değil mi? Yani soruyu gittikçe kolaylaştırıyoruz. Normalde inanılmaz sağlam bir soru. Sağlamlığı şurada. Hocam Adana'yı neye göre elediniz diye soruyorsunuz, değil mi, ister istemez. Yani iyi güzel hocam, Bursa Ceyhan gidiyoruz da Adana'yı neden elediniz? Adana'yı şu yüzden ediyoruz. Yaşam biçimlerinizin değişmesini eleştirmiyor adam. Yakındığı durum demek, şikayet ettiği durum demek. Yaşam biçimlerimiz değişti, lanet olsun demiyor ki. Lanet olsun, böyle bir şey demiyor adam. Bak ne diyor? Yaşam biçimlerindeki değişim sonucunda el sanatlarımız da gittikçe kaybolmaya başladı. Yaşam biçimimiz değişiyor. Güzel, eyvallah da el sanatlarımız kayboluyor hocam. Kaybolmasın diyor adam. Yaşam biçimlerimiz değişmesin demiyor ki. Yakındığı durum bu değil. Doğal olarak Adana, görüp görebileceğiniz bu soru en iyi sorulardan bir tanesi. Çeldirici noktasında Adana'yı çoktan elemiştik, değil mi normalde? Dikkat etmemiz lazım. Devam. Hiçbir el sanatımızın envanteri çıkarılmamış, listesi tutulmamış diyor. Bu sanatların nasıl ortaya çıktığı, nasıl geliştiği, hangi koşullarda ve nasıl yok olduğu araştırılmadığı gibi birçoğuyla ilgili örnek de toplanmamış. Yani numune toplanmamış. Bakın arkadaşlar, metinle başlamış olsaydım bomboş bir okuma yapacaktım. Şu an Adana, Edirne. Doğru cevaba doğru gidiyoruz. Devam. Bugün bize düşen yaşayan el sanatlarımızın toplanıp envanterinin çıkarılması, bu yolla gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Bu çalışmalar sayesinde Türk kültürü hem kendi halkımıza hem dünyaya tanıtılabilir. Ya, ulusal bellekten bahsediyor. Kendi halkımıza derken kasıt şüphesiz ki bu arkadaşlar. Doğal olarak ben burada yaşam biçimini göremiyorum. Yaşam biçiminin değişmesini söylüyor ama bundan yakınmıyor, bundan şikayetçi değil. Adam el sanatlarıyla ilgili olan şeylerden şikayetçi. Şimdi ben ikinci soruya Adana dedim ve ikinci soru için bu metni paramparça ettim mi? Ettim hocam. Doğal olarak artık benim şurayı çözmem için metni bir daha okumama gerek var mı? Yok arkadaşlar. Bitmiştir. Metin bitmiştir. Tamam. Net. O zaman hemen bakalım arkadaşlar, cevabımız ne? A mı, B mi? Bakalım. Sanatla ne diyor bu arada? El sanatlarımıza neden sahip çıkmamız gerekmektedir. Sanatla ilgili araştırmaların ve çalışmaların her geçen gün giderek artması, arttığı için sahip çıkmalıyız. Saçmalık. Küreselleşmenin artmasıyla öz kültürün önem kazanması, öz kültürümüzün batı kültürü karşısında zayıf kalması fena değildi ama batı kültürü karşısında zayıf kaldığına dair bir bilgi hiç yok metinde. Konuyla ilgili yeterli çalışma yapılmaması ve ulusal belleğimizi oluşturan bu sanatların yok olma tehlikesi taşıması. Bitti, bu kadar. Baştan sona metin bunu anlatmadı mı? Evet hocam. Yani el sanatları maalesef elden gidiyor. Bak adı üzerinde, el sanatı elden gidiyor. Yapma dedi, değil mi, bize bunu anlattı. Ulusal bellek yok dedi Canan. Uyuyorsun ya. Vallahi uyuyorsun ya. Böyle olmaz. Hey! Arkadaşlar vallahi böyle olmaz ya. Bak daldınız gidiyorsunuz. Daha ilk sorudayız ya. İkinci soru diyebiliriz. Daha ilk başlardayız ya.
Lütfen haydi bir canlanın arkadaşlar, böyle olmaz. Biraz daha enerjik. Süper. Olay anlaşıldı değil mi? Doğru cevap kesinlikle Ceyhan. Denizli ve Edirne'nin yüzüne bile bakmamalıyız. Çünkü biz zaten ikinci soru için didiklik ettik. Bakın bu soru için metni okumadık. Eğer arkadaşlar siz ilk soruyla başlamış olsaydınız Ceyhan'ı belki okuyup anlayacaktınız ve bulacaktınız. Ama ikinci soru için hadi bakalım. Adana var mı? Ara. Bursa var mı? Ara. Ceyhan var mı? Tara. Tek tek bakacaktınız. Yani ikinci defa okuyacaktınız. Şu an biz bu soruyu ikinci defa okumadık. Bir kere bile adam akıllı yarım yuvarlak okuyup çat cevabını verdik iki sorununda, tamam. Lütfen böyle gidin arkadaşlar. Lütfen böyle gidin. Çok sorularda önce soru köklerine bakın. Hangisi uğraştırıcı ise önce onunla başlayın. Olumsuz soru varsa %100 olumsuzla başlayın zaten. Onun kaçarı yok hocam. Of 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 of. Ne diyor? Bu parçada kendisinden böyle söyleyen şair aşağıdakilerden hangisiyle... Vallahi gıcır gıcır ya, yemin ediyorum bak. Bu sandalyenin değişme zamanı gelmiş. Her tarafı gıcır gıcır gırt bırt bir sürü ses. Evet, bu parçada kendisinden böyle söyleyen şair hangisini nitelendirilemez diyor. Bakın olumsuz soru kökü arkadaşlar, nitelendirilemez diyor. Şimdi lütfen dikkat. Farklı biçim ve içerik özelliklerini sentezleyen diyor. Tamam, sentezlemek güzel, birleştiren. Toplum içine çıkamayan, toplum içine çıkamayan, güzel. Batının entelektüel birikimini bilen, entelektüel birikimi bilen, insanın kendini inşa sürecini anlatan, açık ve anlaşılır bir anlatım benimseyen, açık ve anlaşılır bir anlatım. Şimdi hocam, toplum içine karışmıyor. Entelektüel birikimi var, biliyor, kendini inşa etme sürecini anlatıyor, açık anlaşılır sentez. Bakın okudum tekrar, aklıma aldım. Küçücük de şöyle azıcık yaptım. Tek tek gidiyoruz, bakın. Şöyle azıcık şöyle dursa harika. Benim şiirlerim Batı modern şiirinin yapı özellikleri, geleneksel ifade ve imaj imkanlarını bir araya getiren ürünlerdir. Bakın bir araya getirmek demek, sentezlemek demek arkadaşlar. Bitti. Normalde bomboş bir okuma yapacaktım şu an bu cümleyi okusaydım ilk başta şıklara bakmadan. Ama şıklara baktığım için artık her saniye benim için önemli. Gayet net gidiyoruz arkadaşlar. Her cümle önem taşıyor. Devam edelim. Ne diyor? Bireyin dünyadaki yerini, konusunu varoluşçu yaklaşımla ele alırım şiirlerinde, ikinci yeni şiirlerinde görülen umutsuzluk, bunalım gibi özellikler görülmez bu yüzden benim dizelerimde diyor. Eyvallah, tamamdır. Tam tersine topluma açılan duyarlılığın bir diriliş sevincini ve umudunu taşırım ben. Ya topluma açılan bir, tamam, toplum içine çıkmayan ifadesi biraz duruyor sanki. Devam. Diriliş sevincini ve umudunu taşırım ben şiirimi. Batı düşünce ve sanatından bilinçli bir biçimde incelediğimi düşündüğüm Elliot Kierkegaard, Claudel Pons gibi isimlerle ilişkilendirenler de olsa olsa da Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde en yerli şair sıfatını rahatlıkla kullananlar da az değil benim için diyor. Tamam da aslında şöyle bir şey var. Ben bunu yaparım, şunu yaparım. Baştan sona anlattığı şey yani inşa süreci değil mi? Kendini oluşturma süreci aslında. Birçok şıkkı eledik ama biraz daha devam edelim. Bu arada yani Elliot falan diyor ki Kierkegaard Batı şiiri, Batı düşüncesi. Yani bir anlamda Batı'nın entelektüel birikimi biliyor bu adam. Bunu çok rahat söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Okur, benim için dizelerimde su içmek isteyen ceylan gibidir. Onu ürkütmemek için ortalıkta dolaşmam ben. Avcı zannedebilirler beni. Bu yüzden kendi dünyamda yaşarım. Ödül törenlerine bile katılmam. Yani bir anlamda toplum içine çıkmayan, bakın çıkamayan deseydi hayır diyecektim ya. Bu adam her şeyi biliyor. Batı'yla işi dışlı bu adam diyecektim. Çıkmayan diyor, kendi tercih ediyor yani. Bir anlamda evet, çok da çıkmıyor. Ödül törenlerine bile katılmıyor yani, bu kadar basit. Adana cepte, Bursa cepte, Ceyhan cepte, doğal olarak Denizli aslında cepte. İnsanın kendini inşa sürecini anlatan, en baştan beri şöyledir, böyledir, benim şiirimi şunlar şunlar oluşturur, ikinci yeniyi şöyle şöyle ayırt eder, ikinci yeniden ayrılan kısmı şudur, Batı'dan şunu alırım, ben şunu yaparım, tam tersine şunu işlerim falan diyerek aslında insanın kendini inşa sürecini de anlattı. Aslında nasıl oluştuğunu anlattı. Bakın sevincini, umudunu gibi ifadeler bunu bize çok net bir şekilde söyledi. Sevinç barındırıyorum, umut barındırıyorum, öfke barındırıyorum, şu bu, umutsuzluk, bunalım gibi birçok kavramlarla kendini inşa sürecini de anlattı. İşte soru budur. Zor soru budur arkadaşlar. Özellikle zor vurgusunu çok sık yapma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü Denizli'ye şu metinden ulaşanın alnından öpmek lazım. Ya hocam evet ya, ben de Denizli'ye ulaşmıştım diyorsanız artık gidin sınava girin. Yani öyle bir seçenek Denizli. Denizli'yi anlayan adam aşar gider hocam. Ben sana söyleyeyim. Doğal olarak metnin tamamına yayılmış, gizlenmiş bir Denizli görüyoruz. Doğru cevabı tabii ki Edin olarak işaretleyeceğiz. Anlatımla ilgili hiçbir bilgi verilmemiş arkadaşlar. Haydi dördüncü soru gelsin. Ben şu sorulara bayılıyorum abi. Yani gelme ihtimali o kadar yüksek ki bu sene arkadaşlar bu sorunun. Bayağıdır sormuyorlar. Çok, bir iki yıl önce soruldu, sonra bir ara verildi. 2-3 yıl ara verildi arkadaşlar. Bir bakalım. Bu parçada Rhys Amaral'ın verdiği bilgilere göre kişilik türlerinin ortaya koyduğu özellikler arasında aşağıdan hangisi yoktur diyor. Şimdi uyumluluk, sorumluluk, fedakarlık, dışa dönüklük ve duygusal dengesizlik diyor. Şimdi tek tek belli ki şurayı okumaya çok gerek yok. Şuralardan burada kaç tane var? 1-2-3-4-5. Belli ki 5 de şık var. Tamam hocam. Hepsi birbiriyle eşleşmeyecek. Bir tanesi boş kalacak ama hangisi? Hadi gördüğümüz kadarıyla başlayalım. Aşağıdan yukarı doğru gidelim. Dikkatli olma. Randevu için zamanda orada olma. Kurallara uyma ve çalışkanlık eğilimi. Ya bu sorumluluk abi yani. Sorumluluk. Saatte orada olma. Randevu için vesaire. Bunlar hep sorumlulukla alakalı şeyler. Sanatı. Yeni fikir, değer, duygu ve davranışları takdir etme eğilimi diyor. Yani bu da
Bakıyorum şöyle herhangi birine gidemiyorsun bununla. Bu boşta kalacak şık belli ki. Konuşkanlık, sosyalleşme, başka insanlarla vakit geçmekten hoşlanma falan fistan. Uyumluluk değil mi? Çevreye uyumlu. Kişinin kendi görüşlerini savunmak yerine başkalarının görüşlerine uyum sağlama. Uyumu yine yakalayabiliyorum. Bu arada konuşkanlık, sosyalleşme ile dışa dönüklüğe gitmek daha net arkadaşlar. Daha hoş, daha doğru olur. Evet, konuşkanlık, sosyalleşme ile dışa dönüklük çok yerinde. Bir önceki ifadeyle ise başkalarının görüşlerine uyum sağlama, uyumluluk. Tamamdır, eyvallah. Yani bu uyumluluğu aslında fikri uyumluluk olarak almışız seçeneklerde. Çevreye uyum sağlamak değil aslında. İlk şıktayız bakalım. Duyguları uçlarda yaşama eğilimi, öfke, endişe ve hüzün gibi olumsuz duyguları sıkça yaşama diyor. Burada duygusal dengesizlik var ama Ceyhan'daki fedakarlığı hiçbir yerde göremiyoruz. Lütfen buna alışkın olun arkadaşlar. Lütfen buna hazırlayın kendinizi. Bir 2025 sorusu olmaya bence en aday, şu ana kadar çözdüğümüz en aday sorulardan bir tanesi. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Gelme ihtimali çok yüksek. Yani bunları eşleştirmek zaman kaybettiriyor çünkü. Mecburen eşleştireceğiz. Hızlı hızlı gideceğiz ama yine de ben ekranda gördüğüm kadarıyla aşağıdan tak 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 gittiğinde danseri çözülüyor. Peki 5. soru oldukça uzun bir soru arkadaşlar. Oldukça uzun bir soru. Hangisinden yakınılmaktadır diyor. Uzun ama yakınma soruları biliyorsunuz. İlk 1-2 satırdan şuradan bir yerden çıkar. Daha ortaya gelmeden ulaşırsın. Hemen isterseniz bakalım ve bunu test edelim. Ne diyor? Yakındığı durum neymiş? Birçok insan benzer cümlelerle şikayet içindedir. Evde ya da iş yerlerindeki ilişkilerinde bir iletişimsizlik yaşandığında da genellikle insan ilişkilerinin çok zor olduğundan ya da anlaşmanın çok zor olduğundan şikayet eder. Ailesiyle ya da bir arkadaşıyla iletişimsizliğe sebep olan bir sorun yaşadığında da genellikle o sorunun karşısındaki kişiden kaynaklandığını, iletişimsiz olanın o olduğunu, beceriksiz olanın o olduğunu, yani bir şekilde yaşadığı sorunu hep başkasına atma, hep karşı tarafa atma muhabbeti anlatılıyor burada. Gayet güzel, gayet anlaşılır arkadaşlar. Şimdi seçeneklere gidelim bakalım, seçenekler de gayet anlaşılır mı? İnsanların benzer cümlelerle şikayette bulunması. Bak hiç fena değil abi, çok iyi bir seçenek. Çok iyi bir seçenek. Cevap olmayan %99 aday. Dur bakalım. %100 var mı acaba aralarında? İletişimde öz eleştiri yok. Ben durdum. Ben burada durdum gittim hocam. Ben çıktım gidiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu bayağı bildiğin sınav sorusudur. ÖSYM dili budur arkadaşlar işte. Adana'da cevaptır, Bursa'da cevaptır. Hadi bakalım. Tam ÖSYM dili bu. Ama bir tanesi doğru cevap olmalı. İkisi de bence doğru cevap ama bir tanesi daha ağır olmalı. Daha net basmalı, ağır basmalı değil mi? Birçok insan benzer cümlelerle şikayet içindedir. Diyor bak, bunu söylüyor. Bir iki satır çok güzel, harika. Sonra bunu bir açıyor hocam. Neden? Nasıl bir şikayet? Hep sürekli başkalarını eleştirme, başkalarını eleştirme, başkalarını eleştirme. Doğal olarak bir öz eleştiri yoksunluğu var. Aslında ilk cümlede de bu var biliyor musun? Yani birçok insan benzer cümlelerle şikayet. Başkalarından duyduğu kalıp ifadeleri kullanıyorlar. Hiç kendilerine hiç bakmıyorlar. Yani aslında ilk cümlenin altında yatan şey de bu. Öz eleştiri yoksunluğu. Benzer cümlelerden kasıt bu. Ya insanlar da hep aynı şeyi söylüyor kardeşim. İncelemiyor demek ki bu adam. Kendini demek ki tartmıyor bu adam. Ölçmüyor bu adam. Bakmıyor bu adam. Bayağı bildiğin kim ne demiş bunu demiş. Ah tamam, ben de bunu kullanayım. Sen öyle değilsin. Öz eleştiri yapmıyorsun yani. Çok iyiydi abi. Çok iyiydi, çok iyiydi. Yani şu şıkların Adana mükemmel abi, Bursa harika ya. Şu şıkların ayırt edilmesi imkansıza yakın ya. Ama sınavdasın, bunlardan birini seçmelisin, doğru cevaba gitmelisin, kitaptan da işaretleyelim. Bireylerin kaygısız hareket etmelerinden, klasikleşen sorunların bireylerce devam ettiği Adana, Edirne, Adana Denizi çok yakın. Birçok kişinin iletişim eğilimine sırt çevirmesinden diyor. Hepsi de eğitimine sırt çevirmesinden, iletişim eğitimi hiç yok. Bunu eleyebiliyorum. Eleyebildiğim tek seçenek Edirne, yani alakasız dediğimiz A, B, C. Hadi C'yi de biraz zorlarız, kaygısızlık çok yok. A, B, D çok yakın arkadaşlar birbirine, inanılmaz. Hatta Adana'nın cevap olma adayı olduğunu söylemiştik. Çok çok yüksek cevap olma adayı ama Bursa onu da kapsıyor, onu da kapsıyor. 2-3'lük arasında kalırsanız en kapsayıcı olanı seçmek her zaman doğru cevaptır arkadaşlar. 5 Bursa'dır. Geldik 6. soruya. Oba, sağlam sorular, gerçekten uzun sorular arkadaşlar. Şıklar, metin oldukça uzun. Ne diyor? Bu parçada diyor, sözleri söyleyen birinin özelliği olamaz. Şimdi ben metni bir okumadan önce şıklara bir bakayım. Çünkü olumsuz soru bu. Hemen eleyelim arkadaşlar. İçinde bulunduğu durumdan hoşnut olmama. Tamam. Hoşnut olmama. Güzel. Sorunlarını çözmek adına elinden hiçbir şey gelmeme. Elinden bir şey gelmeme. Sığınabileceği hiçbir yeri ve kimsesi bulunmama. Sığınabileceği kimsenin olmaması. Geçimini sağlayacak kadar bir gelire sahip olmama diyor. Geçimini sağlama. Yaşamının tehlikede olduğunu düşünme diyor. Yaşamın tehlikede olması. Geçimini sağlama. Sığınabilecek bir yer vesaire. Elinden bir şey gelmeme. Hoşnut olmama ve tehlikede olma. Altıncı sorumuz bakalım. B mi C mi hocam? Başlıyoruz. Niçin mi daireye gitmiyorum sayın bayım? Günlerimi kahve köşelerinde ona buna dalkavukluk ederek geçirdiğim için yüreğim sızlamıyor mu sanıyorsunuz? Söyler misiniz delikanlı? Hiç başınıza geldi mi? Hiçbir umudumuz olmadığı halde borç bile olsa para istediğiniz oldu mu birinden? Size para vermeyeceklerini bile bile. Söz gelimi şu iyiliksever, şu çevresine her zaman yararlı beyefendinin size para vermeyeceğini kesin kes biliyorsanız diye devam ediyor. Şimdi buraya kadar her şey yolunda.
Yani aslında içinde bulunduğu durumdan hoşnut değil arkadaşlar. Bunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Ya aslında sen de biliyorsun ama yine de yapmadın mı? Ya söyleyeceksin, parayı vermeyecek ama yine de istemen gerekmiyor mu? Hani böyle şeyler içerisindeyiz diyor. İçim sızlamıyor mu sanıyorsun falan. Bakın şu ifade. Yüreğim sızlamıyor mu sanıyorsun? Ya hoşnut değilim aslında. Ben de diyor yani, sen öyle mi sanıyorsun? Değil mi? Bunu çok rahat söylüyorsun. Ama yine de elinden bir şey gelmemeyi de buradan çıkarabiliyoruz. Yani için sızlamıyor mu sanıyorsun benim hiç? İçim sızlıyor ama bir şey yapamıyorum ki, elimden bir şey gelmiyor. Adana, Bursa elenebiliyor arkadaşlar. Devam. Hem sorarım size, niçin versin? Borcunuzu ödeyemeyeceğinizi biliyor çünkü. Yaşamak için 5 kuruş geliriniz olmadığını biliyor. Bunu bile bile niçin gidiyorsunuz öyleyse? Diyorsunuz. Başvurabileceğiniz kimseniz, gidebileceğiniz bir yeriniz, bir kapınız kalmamışsa. Şimdi durdum hocam, bakın. Bunların hepsi çok derin ifadeler gerçekten. Hani ne oluyor hocam diyorsun. Belki bir yerden birkaç şık geliyorsun. Adana, Bursa'yı rahat denedik. Ama Ceyhan, Denizli, Edirne, tamam. Geçimini sağlamayacak kadar bir gelirin olmaması şuralarda bir yerlerde geçiyor. 5 kuruş olmaması. Sığınabileceği hiçbir yeri ve kimsesi bulunmama, yaşamanın tehlikede olduğunu düşünme. Yani gidilebilecek bir yerin olmaması, çalacak bir kapının olmaması yine sığınabilecek hiçbir yerin olmaması anlamına gelir. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Tehlike vurgusu yok ama gerçekten Adana, Bursa'ya yemeniz için metni baya baya şuraya kadar okumanız gerekiyor. İşte sorunun zorluk tarafı bu zaten. Her cümleden birini çat çat elesem o soruda sıkıntı yok. Mesele tamamını neredeyse okuttuktan sonra daha iki şıkkı henüz eliyor olabilmeniz. Yani ben metni neredeyse bitirdim. A ve B'yi eledikten sonra büyük bir çaresizlik içine düştük değil mi? C, D ve E ortalarda yok. Üç şıktan en az ikisini elemelisin ki doğru cevaba gidebilesin. En sondaki cümleden, yani şu kısımlardan böyle çat çat bir iki tane daha eleme yapabildik. Sağlam arkadaşlar, sağlam. İşte bu soruları sınavlarda inşallah göreceğiz. Ve siz de burada olayı bitirdiğiniz için halledeceksiniz. Yani inşallah tabii ki böyle ikilemde bırakacak, iki şık arasında bırakacak hiçbir soru gelmeyecek. Ona inanıyoruz. İnşallah gelmez. Ama gelse de mantığı işte ortada. Yani aslında biraz da zorlama da olsa böyle soruları biraz daha kurcaladığınızda, cümleleri daha doğrusu, bir iki şıkkı neredeyse bazı cümlelerden eleyebiliyorsunuz. Sizden ricam biraz kurcalamanız, zorlamanız. Peki ne diyor hocam? Bu parçadaki numaralar cümlelerden hangisi ana düşünce cümlesi olmaya en uygundur? Sanırım böyle bir soru daha çözdük arkadaşlar. Bu ikinci soru benzer soru. Çok iyi bir soru bu arada bu. Daha önce bahsetmiştim. Çok orijinal bir soru. Bakalım burada ne olacak? Hangisi daha genelse onu seçmelisiniz. Tamam. Giyinmek kadar konuşurken sesinizi kullanmak, ev eşyası seçmek kadar hayatınıza ilişkindir mimarlık. Çünkü işin içinde özü yansıtan bir biçim yaratma meselesi vardır. Bakın bunlar hep sığ ifadeler, dar ifadeler, dar dar dar. Bu arada 2025 sorusu olabilir arkadaşlar sığ kelimesi. Yani çok sık, o kadar çok aklıma geliyor ki her yerde kullanasım var. Sığ, derin olmayan, dar anlamlarında, tamam. Çok sığ bir düşünce dünyası var, oldukça dar, tamam, cepte kalsın. Devam. Edebiyattan iş yerinizdeki iletişime, yolda yürümekten ressamlığa kadar her şeydeki en temel olgu düşüncenizi, kişiliğinizi, varlığınızı bir biçimde ifade etmek değil mi? Evet, çok güzel arkadaşlar, bu aday olabilir cevaba. Bakalım daha genel bir şey var mı? Bundan dolayı mimarlık yaşamımızın ve kişiliğimizin özüdür. Bu çok daha genel işte. Bu çok daha genel. Bakın şimdi... Edebiyattan iş yerinizdeki iletişime, şuradan şura, buradan bura, biraz daha dar, sığ ifadeler yine. Bakın, dörde lütfen dikkat. Bundan dolayı mimarlık, yaşamımızın ve... Yaşam diyor, yaşam, yaşam. Ne edebiyatı, ne tarihi, ne psikolojisi, ne sosyolojisi Allah aşkına. Yaşam diyor ya, yaşam hepsini kapsıyor. Yaşam çok genel bir ifade, kişilik çok genel bir ifade. Daha kapsayıcı. 3 öldü, 4 cevap olmaya çok aday, 5'e bakacağız. Mimarlığın diğer alanlarla karşılaştırılmasından daha önemli olay mimarlıktaki yaklaşım farkı. Geç artık bunu ya. Bunun mimarlıkla diğer alanların kıyaslanması oldukça dar bir ifade yine. Ama 4 numara çok çok genel ve doğru cevap olmaya en güçlü aday. Doğru cevap kesinlikle Denizli canım. Hiç uğraşmaya gerek yok o soruyla artık. Geldik 8. soruya. Bir öncüllü soru arkadaşlar, bakın. Gayet de uzun. Şimdi bu parçada diyor, beğeni, kaygı, pişmanlık duygularından hangileri belirgindir? Hemen bakalım beraber. Şimdi ben buradan beğeniyi çizdim, kaygıyı çizdim, pişmanlığı çizdim. Beğeni, kaygı, pişmanlık, beğeni, kaygı, pişmanlık. Bakalım hangileri belirgin? Şıklara baktığım zaman 1, 2, 3 göremiyorum. Demek ki bir tanesini elemek zorundayım. Yani ikisine odaklanacağım. 1, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 1 neyse. Hemen bir başlayalım arkadaşlar. Bakalım doğru cevabımız bu soruda ne olacak? Hangilerini göreceğiz? Beğeni, kaygı, pişmanlık, beğeni, kaygı, pişmanlık. İster plajının tadını çıkarın, ister sanatını ve tarihini inceleyin. Boğaziçi'nin mavi yeşil semti Sarıyer, serin atmosferiyle yaz günleri için biçilmiş kaftan. Balıkçı teknelerini kovalayan martlar, sahilde yürüyüş yapan çiftler, bisiklet süren gençler, yani ben biri çok rahat yakaladım. Birin olmadığı seçenekleri saniyesinde eleyebilirim arkadaşlar. Devam. Burası İstanbul, devam ediyorum. Köşe başlarına park ettikleri kamyonetlerinde taze bahçe ürünlerini satan zerzevatçılar, kovasını doldurmaya çalışan olta balıkçıları. Burası İstanbul'un Karadeniz kadar yeşil, Akdeniz kadar mavi semti Sarıyer. Bir an için trafik tabelalarını görmezden geliyorum. İşte şimdi oldu. Tam bir sahil kasabası. Büyükdere iskelesini görünce inmek istiyorum minibüsten ama önce şarkının bitmesi lazım. Zira Yeşilçam'a açık hava stüdyosu olmuş
Bir bu sahilde ilerlerken eski Türk filmlerinin unutulmaz sesi Belkıs Özener söylüyor. Geçse de gençlik çağım şarkı içimde devam ederken gözüm bir yıldan diğerine atlıyor. Ama birinde takılı kalıyor. Tanzimat döneminin önemli siyaset adamlarından Keçecizade Fuat Paşa'nın muhteşem yalısı bu. Bu yalıyı daha önce niçin gelip görmedim ki diye kızıyorum kendime. Bakın arkadaşlar bakın. Şimdi şurada beğeni var mı? Evet hocam burada beğeni var değil mi? Burada beğeni var. Başka ne var? Burada hiçbir şey yok. Okuttu, 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 okuttu. Son cümleye geldiğim zaman burada da bir pişmanlık görüyorum. Keşke yapsaydım be. Neden daha önce gelip de görmedim? Kendime kızıyorum artık. Pişmanım. Değil mi? Bir kaygı var mı? Bir endişe var mı? Ya bir şey yapabilecek miyim acaba? Şu yalıyı görebilecek miyim? Hayır bir kaygı yok. Bir endişe yok metinde. Beğeni var, pişmanlık var. Değil mi? İkisini de görüyoruz. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak bu sorumuzda arkadaşlar. Güzel. Güzel soru. İşte bu sorularla yol alacağız. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Hemen ben sizlere bir anlatayım. Hemen kitabımızı bir gösterelim. Neredeyiz, ne yapıyoruz? İçindekiler kısmını bir açalım arkadaşlar. Çok şey var. İçindekiler kısmından bize kalacak. Evet, birazdan yine dijital olarak da tabletten de göreceğiz. 8'lik denemelerde 5. denemeyi çözdük arkadaşlar. 6. deneme ödev olarak veriyoruz. Yarın 7. deneme ve sonrasında 8 denemeler bitiyor. Artık 16'lı ve 32'li denemelere geçeceğiz. Gelin isterseniz içindekiler kısmını açalım. Bir de buradan tik atalım. Ondan sonra olayı bitirelim. Haydi hemen gelsin içindekiler kısmı. Evet içindekiler kısmı da geldi arkadaşlar. Gayet net şöyle bir bakıyoruz. 5. deneme çözüldü. Burası ops çözüldü. 6. deneme bugünün ödevi olarak verildi arkadaşlar sizlere. Lütfen ödevlere uyun arkadaşlar. Mutlaka kitapla birlikte gidin. Sadece videolar yeterli olmayacak. Çünkü kitaptaki ödevleri yaparsanız bir bütünlüğü sağlamış olacağız. Mesela deneme 5'i çözdük. Beraber soru tarzlarını gördük. Deneme 6'yı da siz çözerseniz bu olay bitecek. Her iki denemeyi bir deneme gibi düşünün. Lütfen beraber tamamlaya tamamlaya gidiyoruz. Tamam. O zaman hadi yarın 7. dönemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada yarın canlı yayınımız var. Yarın salı akşamı 20.30'da. Evet, 20.30'da arkadaşlar unutmayın. Yarın 20.30'da neyi konuşacağız? Biliyorsunuz TYT AYT 21 Haziran 22 Haziran'a gitti. Açıklandı. Şubat 23 Şubat'ta MSU var. Nasıl çalışmak lazım? Kalan zaman nasıl değerlendirmeliyiz? Artıları eksileri kalan zaman acaba hani 21'ine 22'sine alınması sınavın büyük bir avantaj mı? Dezavantaj mı? Nasıl değerlendirmek lazım zamanı? MSU'ya neden girmeliyiz? Onları konuşacağız. Çok güzel detaylar var. İstatistikler vereceğim arkadaşlar sizlere. Yüzdeler vereceğim. O da baya baya sizin içinizi rahatlatacak. Çok güzel yüzdeler var. O zaman yarın akşam 20.30'da görüşeceğiz. Ama öncesinde yine bir paragrafik videomuz var. 8. gün videosu. Orada yine vurgulayacağım canlı yayını. Canlı yayında da görüşmek üzere. Haydi. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara mutlaka istediğiniz video türlerini yazın arkadaşlar. Hangi konuda ne çekmemi istiyorsanız. Haydi. Kolay gelsin.